becerimi sektörler arası Türkiye turumuz TUMUS'uyla devam ediyor ve bugün sizlere Düzce'den, Düzce Mahmura köyünden sizlere seslenmekteyiz ve 1985'te Sayın Mustafa Güler tarafından başlatılan, ki zamanın muhtarı onun tarafından başlatılan, ancak bugün ikinci kuşak Sayın Ahmet Güler tarafından da işletmeciliği yapılan Güler Yem firmasının konuğuyuz. Yaklaşık 35 yıllık tecrübenin içerisinde bugüne kadar yaptıkları başarılı çalışmalarıyla ciddi manada gerek bölgede gerekse sektörde herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en kaliteli işletmelerden biri olarak hizmet yürütmekte. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri, ürün ve hizmet kalitesi konusunda bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar Ahmet Bey, hoş geldiniz. Çalışmalarınız olsun efendim. Sağ olun, hoş geldiniz. Çok yoğun bir çalışmanın içinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgileriniz ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Öncelikli olarak teşekkür etmek istiyorum. Tamam. Şimdi sevgili izleyicilerimize de söyleyeyim. Güler'le babanız tarafından başlatılan, ancak uzun yıllar siz de ondan aldığınız bayrağı çok daha iyi noktalara getirmek adına verdiğiniz gayretlerle gerek bölgede gerekse sektörde en fazla tercih edilen işletmelerden biri olarak hizmet yürütmekte. Ben buradaki hizmetlerinize değinmeden önce sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Ahmet Güler, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sektörle buluşmanız ne zaman ve nasıl başladı efendim? Evet, dediğiniz gibi rahmetli babam yapıyordu bu işi. 2008 yılında vefat edince biz bayrağı elimize aldık. Şu anda en iyi şekilde yapmaya uğraşıyoruz. Doğma büyümede Düzce'lisiniz. Evet, Düzce'li, Düzce'li. Babanızın mesleği olan bu sektörde, evet. Ondan aldığınız ilke ve prensiplerden ayrılmadan, evet, aynı kaliteyi koruyarak bugünlere kadar geldiniz. Evet, evet. Son derece başarılı bir işletmecilik yapıyorsunuz. Evet. Bulunduğunuz yer Düzce'nin Mahmureki. Evet, yaklaşık çalışmalarınız nedir efendim burası? Kaç? 7000 metrekare. 7000 metrekare bir alan içerisinde öncelikle bir aile işletmesi olarak siz eşiniz çocuklarınızla birlikte, evet, çalışırken dışarıdan da zaman zaman destek aldığınızı, evet, söyleyebiliriz. Evet, evet. Peki burada verilen hizmeti biraz açalım. Size gelen talepler ya da müşteriler doğrultusunda değerli konuklarınıza, misafirlerinize sunduğunuz ürünler nelerdir efendim? Evet, biz öncelikle yaklaşık mısır sıracımız var. %50'sini kendi ekliyoruz. Hepsini kendimiz şey yapıyoruz, takip ediyoruz. İşte %50'sinde vatandaşlardan, köylülerden, çiftçilerden. Kapasite nedir efendim yıllık? Yaklaşık şeker pancarıyla beraber 3.000-3.500 ton civarında. 3.000-3.500 ton. Evet. Burada yaklaşık 350 dönümünü sizin, evet, kendi, evet, arazinizde, evet, evet, ektiğimizi. Kendi alanındayken yani biz kiralıyoruz, ektiriyoruz. Yani bir şey olarak, evet, aldığımız, evet, oradan da ekip kendimizin, evet, kendi, evet, alanlar. Ayrıca vatandaştan da ürün toplayarak. Evet. Değerli misafirlerinize nerelere kadar bu ürünü gönderebilme imkanı bulabiliyorsunuz? Valla Ankara, işte Zonguldak, Bursa, İzmit, yani Düzce dışından da İzmir. Evet. Kariyer gibi. İşte, evet, evet, yani oralarda zaten var, oraya da gidiyor. Oralara kadar, evet, ürün gönderebilme, evet, imkanımız var. Peki biraz tercih edilme sebeplerinize değineceğim. Ciddi manada bu sektörün en fazla tercih edilen işletmelerinden birisiniz, ancak yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletmede var ki. Var. Müşterinin sizi tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellik? Ya biz biraz da kalite, yani düzgün çalışıyoruz. Yani birinci ekim, yani ikinci ürünler pek almıyoruz zaten. Hep daneli, güzel mısır sıracıları. İşimizi iyi yapıyoruz yani, sağ olsunlar. Evet. Taahhütlerimizi zamanında vermek, evet, verdiğimiz hizmetin ve ürünün arkasında durmak, evet, insan, evet, ilişkilerimiz, fiyat politikalarımız gibi özellikler, evet, bu sektörde bizi diğer işletmelerden ayıran özellikler diyebiliriz. Evet, evet. Peki böyle bir talepte değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirler. Ayrıca da telefon numaramız 500. Gülergem adıyla, evet, değerli izleyicilerimiz sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşabiliyorlar. Verilen hizmetlere ve ürünlere dair bütün detay bilgi ve görselleri buradan bulabilecekleri gibi ayrıca telefon numaralarınızdan sizlere ulaşma imkanı bulabilecekler. Size ulaşabilecekleri telefon numarası 535-985-0223. Buradan hizmet almak, ürün sipariş etmek ve hatta danışabilmek adına, evet, da direkt sizlerle 7/24 değerli izleyicilerimiz, evet, ulaşabilecek. Size sorabilecekler diyelim. Bugün sektörün gerçekten 35-40 yılını geride bıraktığı, edindiği tecrübeyle de sektöre yön veren işletmelerden birisiniz. Evet. Gelecek konusundaki projeleriniz, neler yapmayı düşünüyorsunuz bu sektörle alakalı? Vallahi biz sektöre ayak uydurmaya uğraşıyoruz. Teknolojiye yetişmeye çalışıyoruz. Her şey makinalaştı. Yani ona göre şu anda ekonominin biraz, evet, sıkıntılı bir meşakkatli, evet, dönemini yaşıyoruz. Gerek ülke insanlarımız, gerek dünya insanlarının, evet, evet, biraz sıkıntı yaşadığı bu pandemi özellikle biraz bizi sarstı.
Umuyoruz ve diliyoruz bundan bir an önce insanlık kurtulur. Biz de normale döndüğümüzde tabii ki büyüyebiliriz, kurumsallaşabiliriz, daha çok insan ulaşabiliriz, ürün yelpazemizi arttırabiliriz ama anladığım kadarıyla önceliğimiz kalite ve kaliteli diyebiliriz. Evet. Şimdi sizlerle yaptığım özel sohbet esnasında çevrenizdeki yetiştiricilerin ya da hayvanla uğraşan değerli çiftçilerimizin ve köylülerimizin, hayvancılık yapan misafirlerimizin hakikaten ekonomik sıkıntılarından biraz siz söz ettiniz. Tabii size de yansıması mutlaka olumsuz olarak geliyor, gelmeye de devam ediyor. Evet. Bu konuda ne tür şikayetiniz var? Neleri buradan değerli yetkililere mesaj olarak önlemek istersiniz? Ya biraz da işte bu çiftçilerin sorunlarına ilgilenmesi lazım. Besicilerin sorunlarına ilgilenmeleri lazım. Yani şu andaki ortam belli zaten. Yani dolar altın, onları açmamıza gerek yok. Maalesef ama evet. zamlar aşırı. Herkesin biraz belini büktü. Evet. İnşallah bundan bir an önce. İnşallah. Yani insanlar da kurtulur. Daha ferah, daha huzurlu, eski günlerden daha da iyi bir ortam buluruz. Evet. Biz de kendimizi büyütmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi sektördeki farkınız nedir? Siz diğer işletmelerden ayıran özellik nedir diye sordum. Siz bir cümlede özetlediniz. Tercih edilme sebeplerinizin kalite, taahhütlerin zamanında yerine gelmesi gibi. Bana göre sektörde sizi zirveye çıkartan en önemli etken müşteri memnuniyeti. Evet. Şu anda da bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde belki ilk günlerden bugüne sizleri tanıyan, sizlerle çalışan, aldığı ürün ve hizmet sonrasında duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar portföyünü zirveye çıkartan birçok izleyicimiz var. Evet. Onlara buradan teşekkür mesajı göndermek isterim. Evet. Hepsine çok teşekkür ederim. Yani bize çiftçilere ürün verenler, bizim mahsul verdiğimiz besicilerimiz, hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra çalışmaya devam ederiz. Gerek tüketicilerimiz, gerek bizlerle birlikte çalışan çiftçilerimiz ve köylerimize biz de buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Evet. Onlara işlerinde kolaylık ve bol bereketler dileyelim. Evet. Bize ayırdığınız değerli dakikalar için size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Efendim kabul edersiniz ki burada verilen hizmetler bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarılması çok mümkün değil. Ama çok yoğun bir temponun içinden bizleri ağırladınız, bize zaman ayırdınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Evet. Thank you.